Suç örgütüne üye olma ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Nihal Candan geçtiğimiz aylarda cezaevinden tahliye edilmişti. Candan ışıltılı yaşantısına geri döndü. Sosyal medya hesabında yaptığı parti fotoğrafları tepki topladı. Tepkiler üzerine soruşturmanın yürütüldüğü Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından tahliye açıklaması yapıldı. Nihal Candan'ı tahliye ettiren sadece kilo değilmiş. Tahliye oldu, iyileşti ve renkli hayatına geri döndü. Önce parti, sonra cami fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşımlar tepki görünce başsavcılıktan da Nihal Candan'la ilgili açıklaması geldi. Hep doktorlarlaydım bu süreçte. Bu işten çok doktor gördüğüm bir süreçti diyebilirim. Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın tahliyesi zaten tartışma yaratmıştı. Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz kendini toparladı, ışıltılı yaşamına geri döndü. Sosyal medya hesabını aktif kullanmaya başladı. Herkesin gözü onun üzerindeydi. Doğum gününde paylaştığı parti fotoğrafı büyük tepki çekti. Parti için özel hazırlanmıştı. Pastasının üstündeki "Merhaba dünyam, ben geri döndüm" yazısı da dikkat çekti. Parti sabahı İstanbul gezisine çıkan Nihal Candan bu kez camiden bir fotoğraf yayınladı. Altına da "Ya Hak ya Vekil, vekilim sensin, sana güveniyoruz kardeşim ve ben" notunu düştü. Nihal Candan'a tepkiler artınca Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından tahliye süreciyle ilgili detaylı bir açıklama geldi. Açıklamada Nihal Candan'ın örgüt içerisindeki konumu, sadece bir eyleme katılmış olması, tutuklulukta geçirdiği süre ve sağlık durumu hep birlikte değerlendirilerek tahliye kararı verilmiştir denildi. Ayrıca Adli Tıp Kurumu'ndan alınan bir sağlık raporu olmadığı bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı. Bu arada Nihal Candan da tepki gören paylaşımlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Psikoloğumun bana önerdiği üzere normalleşmeye çalışıyorum. Yani her insan gibi arkadaşlarımla vakit geçiriyor, yemek yemeye gidiyor, her kadın gibi kuaföre gidiyor, deniz kenarında yürüyor, Instagram kullanıyor ve hak etmediğim halde yaşamış olduğum zorlukların üstesinden bu şekilde gelmeye çalışıyorum."